Kripto para piyasası 1 trilyon doları aşmış durumda. 750 milyar dolarlık kısmı Bitcoin'den kaynaklı. Samsung'u geçmiş bir Bitcoin fiyatı var. 42 bin doları gördü, hatta geçti. Bütün büyükler kripto konuşuyor. Bütün medyada kripto paralar ve Bitcoin var. Ne olacak, nereye gidiyor? Bu iş balon mudur, değil midir? Bitcoin yükseliyor da millet kripto para alabildim, ulaşabildim borsalara. Onu da değerlendirmek lazım. Yine her zaman olduğu gibi. iCrabEx CEO'su, kurucusu, sevgili dostum Gökalp İçer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba abi, hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yavaş yavaş sizli bizliye dönmeye başladım. Çünkü 40 bin dolar, 100 bine bir şey kalmadı. Aynen, 100 binde iyice aramız açılacak. 100 bin sonrası Zoom'dan bağlanma Zoom'dan falan. Zoom'dan bağlanma falan. Geldi abi piyasa büyüklüğü. 1 trilyon dolara geldi toplam market değeri. Bunun Bitcoin'lik kısmı da işte 750 milyar dolar falan. Yani Bitcoin neyi geçti? Samsung'u geçti. Facebook'u geçti. Şimdi o Bloomberg analistleri 1 trilyon dolarlık Bitcoin için söyledikleri bir piyasa değeri vardı. Oraya biraz yakınız. Oraya yaklaştığımızda ve onu geçtiğimizde Visa'yı falan zaten çoktan geçmişti. Neyi konuşuyor olacağız biz? Ya bir dakika, bu Apple'ı geçecek mi? Veya geçti mi? Amazon'u ve Microsoft'u geçecek mi? Bunları konuşuyoruz. Zaten onların üstünde başka yok. Gittiği yer, senin de söylediğin gibi, piyasa katılımcılarının artık geldiği nokta, işte yine konuşacağız bankaların söylemleri, eylemleri, kripto paralara dair. Ve insanların da perakende müşterisini ve ana akımında buna olan talebi. İnsanlar bunu alabiliyor mu? Güzel bir soru. Bu dönemlerde geçmişte kripto para yatırımı yapmış ya da işte bir şekilde işin içerisinde olmuş insanlar bilir. Bazı dönemlerde, bu dönemlerde birkaç sebepten dolayı insanların kripto para borsalarına erişimleri güç olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de yoğun talep. Reklam gibi algılanmasın ama bizi seçenler alabildi. Varlıklarını da güvenle saklayabildiler. Türkiye'de de ve dünyada da işte Coinbase trend oldu mesela. Çünkü erişilemedi. Binance'in dünyanın en büyüklerinden bir tanesi yine bir süre servis veremediğini gördük. Bunları marka kötülemek için söylemiyorum. Sadece olanı anlatıyorum. Türkiye'de de isim vermeden söyleyeyim. Benzer tecrübeler yaşayan yatırımcılar oldu. Sosyal medyada çok konuşuldu da onun için ben de sordum. Sosyal medyada çok konuşuldu üstad. Bizi tagleyip falan da insanlar bize de sordu. Başkalarına soruyorlar bize ne oluyor gibisinden. Bize sormalarının bir sebebi var. Çünkü bize ulaşabiliyorlar. Benzer şey belki bizim yaşamadık ama bizim de başımıza gelebilirdi. Şu güzel. Zaten bize ilk şirketi kurarken ve bu piyasalara girerken birkaç ana motivasyon kaynağımız vardı. Onlardan bir tanesi de bu insanlara için hep söylüyoruz. Burada da anlattık. Erişilebilen bir borsayız. 7/24 ve gerçekten erişilebilen bir borsayız. Ki bunun değeri böyle zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Velhasıl bizim yatırımcılarımız Bitcoin alabildi mi diye soruyorsun ya, bizim yatırımcılarımız alabildi. İngilizce'de FOMO diyorlar. Şu an çok da popüler artık. Hani finans piyasalarının dışındaki insanların da dilinde böyle terimleri, terminolojiyi görünce hafif bir tebessüm ediyorum. FOMO ne? Fırsatı kaçırmak korkusu aslında yani. Hani içerisinde olmak isteyişi insanların. Bu sadece Bitcoin için olmayabilir veya kripto paralar için olmayabilir. Genel olarak varlığın herhangi bir tanesi çok hızlı değerleniyorsa insanlar onun analizini yapmadan, rasyonelini bilmeden, hiç bugüne kadar takip etmese de ya Bitcoin çok yükseliyormuş ya da örnek veriyorum Tesla hissesi çok yükseliyormuş, ABC hissesi çok yükseliyormuş deyip konuyu atlayabiliyorlar. Bu taleple birlikte de yani hem gerçek talep hem bu talep, dışarıdan gelen taleple birlikte bazen yoğunluk yaşanabiliyor. Biz bunu neredeyse hiç yaşamadık borsa olarak ve müşteriler tarafında da hep erişilebilir olduk. Ekip olarak çalışıyoruz, takım oyunu olarak da görüyoruz bunu. Böyle dönemlerde de bunun çıktısını da alıyoruz. Yani hani müşterinin erişebilmesi lazım çünkü varlığını bizde tutuyor. Şimdi ikinci çok merak edilen soru, Bitcoin ne zaman çakılacak? Burada bir balon etkisi oluştu mu? Bu konuda ayrılıyor aslında insanlar. Yani bir kısmı yaşanabileceğini düşünüyor. Ben de burada 20 bin dolarlardan itibaren hep %3, %5, %10 neyse çok da rakam da vermeden geri çekilmelere karşı insanların hazırlıklı olması gerektiğini söyledim. Çünkü böyle dönemler belli ki trend güçlü ve yükseliyor piyasa ama kar realizasyonları gelebilir. Fonlardan bahsediyoruz. Yani o fonun bir tanesinin yeni yılda almış olsa, yani bizim son 2 hafta önce konuştuğumuz yayında almış olsa bugün %40 getirisi var Bitcoin'den ve bu adam eğer bir fon yönetiyorsa bundan çıkmak isteyebilir ya da bunun bir kısmını realize etmek isteyebilir. Bu da anlaşılır. Böyle zamanlar işte zaten kar realizasyonun sebepleri böyle zamanlar olabiliyor. Bunu biraz da itidalli ve güvenli tarafta durmak için de söylüyoruz. Biliyorsun genel olarak tavrımı. Ama bunun balon olduğu, yani Bitcoin'in balon olduğu ya da işte bulunduğu yerden çakılacağına dair piyasadan böyle şeyleri duymaya başladık. Bunlardan bir tanesi kim? Bank of America Merrill Lynch. Yani bu 2008'de battı biliyorsun Merrill Lynch. Bank of America onları satın aldı. 40 bin dolar seviyesinin biraz balon olduğu
olduğunu söylüyor. Onun altında rasyonel var. Yine burada konuşuruz. Ama ben pek o kampta değilim. Bir taraftan da daha henüz adaptasyon çağında olduğumuz ve piyasanın daha yükseleceğini de düşünenler ve bunu eyleme dökenler de var. Bunlardan bir tanesi JP Morgan. Bu adamlar da diyor ki arkadaşım ben bakıyorum Ekim ayından itibaren altın ETF'lerinden çıkıyorlar. Toplamda da biz altın piyasasının 10 trilyon dolar civarında falan bir market büyüklüğünün olduğunu biliyoruz. Ekim'den itibaren de buradan çıktıklarını görüyoruz. E buradan çıkıp nereye giriyor bu adamlar? Birkaç şey olabilir. Bunların bir kısmının endekslere gittiğini biliyoruz. Yani hisse senedi endekslerine gittiğini biliyoruz. Bir kısmı da mesela 3 milyar dolara da sadece tek bir şirkete gitmiş. Grayscale'a girmiş mesela. Trust Fund'a girmiş. MicroStrategy'de benzer bir durum olduğunu biliyoruz. İşte eyleme dökenlerden bir diğeri de Morgan Stanley. Mesela o adamlar da daha geçen hafta ve hatta dün ya da bir önceki gün SEC'ye bildirimde bulundular. Biz MicroStrategy büyük bir şirket. Burada da birkaç kez anlattık, konuştuk. Biz onların %10.9'unu satın aldık dediler. Yani aslında hisselerini oraya kadar yükselttiklerini söylediler. Zaten içindeydi Morgan Stanley MicroStrategy'nin. Oradaki toplam varlığını %360 yükseltmiş oldu. Böylece 450 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir büyüklüğe ulaştı. Dolayısıyla burada bir süredir dilimize pelensenk olan yani kurumsalların bu işe girdiği, ciddi miktarlarda girdiğinin bir tane daha çıktısını burada görüyoruz. İşte Georgia'daki hikaye de bitti. Yani Twitter artık dedi ki tamam yeter artık benim sana ihtiyacım yok dedi. Adamı banladı. Yani Trump reisi kitledi. Trump reisi banladı. Çocuğunun sosyal medya hesabını falan kullanacakmış artık. Öyle kepsler vardı çok güldüm sana. Çocuğuna soruyor seninkini kullanabilir miyim? Yeni yaratmış onu da banlamış çünkü. İşte Georgia bitti. Blue Wave geldi. Her yerde artık Biden değil mi? Bunun bir sürü de çıktısının olduğunu görüyoruz. Ne var? İşte Nikkei sadece Amerika'da değil yani. Bu işte Nikkei son 30 yılın zirvelerinde. Amerikan endeksleri tık 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 habire yeni tarihi zirveler görüyor. Güvenli varlık satıyorlar. Tahvil satıyor. Tahvil fiyatı düşüyor. Amerikan 10 yıllıkları nereye geldi? Mart ayının bu pandemidir dediği zamana geldi. Amerikan 10 yıllıklarının tahvil faizleri. Endeksler yükseliyor. Gelişmekte olan ülke kurları değerleniyor. Rublesinden tut zarına TL'sine kadar hepsi. Şimdi bu küresel güvenli varlık sat, riskli varlık alın hikayesinin içerisinde de Bitcoin güvenli varlık tarafında değil riskli varlık tarafında kendine yer buluyor. Faizlerin yükseldiğini, bunun bir taraftan da enflasyon çıktısı olarak yorumlandığını, reel faizlerinde negatif bölgelerde seyretmeye devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla her tarafta o dillendiriliyor şu an. Bakıyorum Wall Street Journal'da, MarketWatch'ta her yerde. Gerçek ve daha güçlü bir enflasyon hedge olarak, enflasyon korunması olarak aslında Bitcoin'in adı daha çok geçiyor. Bunu da JP Morgan'ın o 146 bin dolarlık tahmini aslında bunu ima eden bir şey. Yani bu olmaya devam ederse insanlar, buna alışmaya devam ederlerse hikaye biraz değişebilir diyor. Nasıl başladık biz yayına? Dedik ki bu Samsung'u geçti, Facebook'u geçti. Microsoft, Amazon eğer 1.3-1.4 trilyon doları geçerse Bitcoin'in kendi market cap'i, Microsoft ve Amazon'u geçip geçmemesini konuşacağız dedik. Altının büyüklüğüne 10 trilyon dolar. Şimdi dolayısıyla bir süre sonra acaba Bitcoin oraya mı gözünü dikiyor? İnsanlar bunun yerine mi koyacağı konuşmaya başlayacaklardır elbette piyasada. Mesela GPM'in yaptığı analizlerden veya tahminlerden bir tanesi bu. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hikayenin bu şekilde döndüğünü biz 2020 yılı geçen yayında şey demiştik. Bir yıl analizi yaptık ve dedik ki kripto paralar için süper bir yıl oldu. En iyi yıl oldu diyebiliriz. Çünkü otoriteler ve regülatörler buna tik attılar. OCC gibi işte Amerika Para Koruma Birimi gibi kurumların onayından geçiyor. Merkez bankalarını daha önce konuşmuştuk burada ve dolayısıyla konvansiyonel finanstan dijital varlıkları olan genel olarak teknolojinin dijital dönüşümünün de içinde bulundurduğu bir kayma kripto paraları da teyit ederek, bulundukları yeri teyit ederek de yükseltmeye devam ediyor. Bunu şuraya bağlayacağım. Altının dünyada fiziki talebini koklayabileceğimiz yerler var. Bunlardan bir tanesi de altın ödediğimiz prim. Örnek veriyorum. Dolar almak istiyoruz. Bakıyoruz fiyatı. Dolar kaç? 7.30 örnek veriyorum. Dolar almak istediğimizde kapalı çarşıya gidiyoruz. Kapalı çarşıdaki fiyata bakıyoruz. 7.34 oluyor bazen. Yani insanların tezgah üstü piyasada dolar talep ettiğini görüyoruz. Bunu daha büyük ölçekte Şangay ya da Mumbai yani Hindistan ya da Çin'deki fiziki altın talebini de okuyabiliyoruz oradaki borsalardan. Eğer insanlar daha fazla prim ödemeye razılarsa Amerika ve Londra'ya göre yani Londra Metal Borsası'na göre ya da Amerika'ya göre daha fazla prim ödemeye razılarsa Çin'de ya da Hindistan'da razılarsa o zaman diyoruz ki biz okey tamam orada fiziki bir talep var ve bu altının altını destekler diyoruz. Bu mesela argümanlardan bir tanesi. Ne zaman? 2013-2014'te yani altın
2013'ün Mayıs'ında Bernanke demiş ki ben tapering'e gideceğim FED. Altın gibi ürünlerin hepsi çakılmaya başlamış. Hindistan'daki fiziki altın talebi artmış. Düğün ıvır kıvır döneminde artıyor. Ve neredeyse 150 dolara kadar ons başına prim, yani 1600 dolara alacağı altını Londra'dan 1750 dolara Hindistan'dan alıyor adam. Şimdi ben 2020'de bakıyorum. Artık hani uzunca bir süredir altın analiz etmediğim için çok da bakınca çok da şaşırdım yani. Böyleymiş hakikaten. 2020'nin başından itibaren ve hızlı bir şekilde de Mart'tan yani itibaren de negatif edin. Demek ki fiziki talep o kadar değil. Şimdi bu adamlar bunun yerine ne alıyor sorusu var zihinlerde. Dönüp bunu bir kenara koyuyorum. Bunun cevabı olarak da şeye bakıyorum. ETF'e bakıyorum. Orada da satıyorlar. Kripto para talebi de artıyor. Altından çıkan bütün para kripto paralara giriyor gibi basit bir cümle kurmayacağım. Ama buradan çıktıklarını görüyoruz bir şekilde. Bu notu iletmek istedim çünkü GPM'in analiziyle bu bayağı tutarlı. Bu biraz daha bu şekilde olmaya devam ederse Bitcoin için 140-150 bin dolarlık rakamlar 12 aylık vadede saçma olmaz diyor. Peki burada tersi senaryoyu da konuşmak gerekmiyor mu? Altın yönlü bir hareket olursa, yani kriptodan çıkıp tekrar altına dönerlerse yeterince kar elde ettik nasıl olsa çıkalım. Şimdi altını toplamaya başlayalım. Tekrar altın yükselsin. Oradan satalım, tekrar kriptoya dönelim gibi bir yaklaşım olabilir mi? Buna hayır diyemem. Neden hayır diyemem? Çünkü altın 5000 yıllık bir bayağı geleneğin getirdiği, insanların da alıp sattığı, bankaların rezervlerinde tuttuğu bir varlık değil mi? Doğru. Bir değerli metal yani. Şimdi elbette geçmişten de gelen bir şekilde çok büyük fonlar bunu bir hala hedge enstrümanı olarak ellerinin altına tutuyorlar. Merkez bankaları tutuyor diyoruz. Bu dinamik şaşırtıcı olmaz. Ama şu, ben bunu kişisel olarak bunu beklemem. O sert bir düşüşü beraberinde getirir mi böyle bir hareket kripto para cephesinde? Kripto varlıklarda hep söylüyorum yani düzeltmelere hazır olması lazım insanların. Kaldı ki bizim 6 ya da 8 yayın önce şunu söylüyorduk ve övünerek söylüyorduk. Diyor ki bakın Bitcoin'in 90 günlük oynaklığı bölüğü, altının 90 günlük oynaklığı 2017'de saçma bir yerdeydi. Şu an 1,5'lara kadar geriledi. Bitcoin aslında o kadar da korktuğunuz kadar da bir oynak varlık değil diyorduk. Şu an ama bir tık oynak. Söylemek lazım onu da. O rakam %4,5'lara 5'lere falan çıktığını görüyorum. Sabah yine gelmeden baktım. 20'lerdeydi bu arada o. 2017 20'lerdeydi. Şu an 5 katı kadar falan oynak altından. Bu şekilde oynak bir varlığın düzeltmesi şaşırtıcı olmaz. Dikkatli olmakta fayda var denilen dönemdeyiz. Evet. Ama bir yandan da hala fırsatların devam ettiği bir dönemdeyiz sanki. Altcoin'leri mi konuşmak lazım burada? Hani sular yükselirken onlar da yükselmeye başlayacak hikayesinin somutlaştırılmış hali nedir? Bitcoin'deki tırnak içerisindeki riskleri altcoin'lerde taşıyor mu? Ethereum, Ripple vesaire gibi. Fiyatın getirisine bakmak lazım. Fiyat nasıl oynak hareket etti ve nereden nereye geldiğine bakmak lazım. Ethereum o potaya yavaş yavaş giriyor sanki. Açıkçası ama bence o potadan uzak olan kim var? Ripple var bence. Yani hani onda şu SEC'nin davası bir geçsin. Fırsat bile olabilir. Nereye geldik çünkü buradan? 0.70-0.80'ler falan görmüştü. 2017'deki gördüğü rakamlar 3 dolarlar civarıydı. Şu an 0.30'larda trade ediyor. Dolayısıyla bu SEC'nin davası ortadan kalktığında düşünülüp kenara konması gereken varlıklardan bir tanesi bir Ripple dedik. İki, ilk listeleyen borsa olarak da öyle bir misyonumuz da oldu. Herhalde en çok AVAX konuşanlardan biri bizizdir. O kendi komünitenin dışında. Geçen Emin Hoca da televizyondaydı gördüm. Şeyi anlatıyordu. Şu ILO biz geçen hafta konuşmuştuk ya burada. Yani davaların tokenizasyonunu anlatıyordu aslında orada ve Avalanche'ın geleceğiyle alakalı röportajı vardı bir ana akım medyanın bir tanesinde. Şimdi biz hala AVAX'ı bir çok açıdan beğeniyoruz. Avalanche'ı beğeniyoruz. Fiyat olarak da fena bir yerde de değil. Biz ilk bu sohbetlere başlarken 3.80 ila 4.20 aralığında trade ediyordu. Gerileme döneminde 2.80'lere kadar düştü. Şu an 6.60'larda, 6.70'lerde falan. Alın satın demiyorum hiç kimseye. Ama AVAX orta uzun vadede gelecek vadeden projelerden bir tanesi. Neden? Avalanche bir sürü problemi çözüyor. Yepyeni bir Avalanche konsensus denen yeni bir mutabakat getiriyor. Nakamoto konsensusun dışında yeni bir şey getiriyor. Bunun dışında farklı bir mining için farklı bir yol kullanıyor. Şu an Ethereum'un kullanmaya çalıştığı Proof of Stake'i kullanıyor. Diğer taraftan da ben bunu birçok yerde kullanabilirim diyor. Yani örnek veriyorum bir hisse senedi piyasasında kodlayabilirim diyor. İçerisinde başka yasal gereksinimleri de sokabilirim diyor Avalanche. Ve bunu da yapıyor bir taraftan. Söylemekle kalmıyor. İşte geçen hafta burada onu söyledik. Securitize, SEC'ye ve FINRA'ya regüle bir şirket dedik ve bu adamlar tokenizasyon süreçlerini artık Avalanche Network'ünde yapacaklarını duyurdular. Bu büyük bir şey.
Yani bu büyük bir şey. Yani biz burada böyle söylüyoruz ve geçiyoruz. Haber gibi niteliği taşıyor. Ama büyük bir şey bu yani. Hani ve bunu da ben şöyle okuyorum. SEC ve FINRA'ya regüle bir şirket bunu söylüyorsa okey, kenara not et. Ethereum ve Avalanche'ın işte çok yakın dönemde yine geçen haftalarda ChainSafe'le yanlış hatırlamıyorsam aralarındaki bir konuşmanın yapıldığı da duyuruldu. Dolayısıyla biz orada sadece şirketin Tim Rocket'ın ve Emin Bey'den dolayı işte hani kendimize şey yaptığımız, devşirdiğimiz öyle bir yok, yakınlık yok. Yani sadece Türk oldukları için beğenmiyoruz projeyi. Gördüğüm şu, benim vizyoner bir ekip var, çok çalışkan bir ekip var orada ve bu projede sanki bir şey vaat ediyor diye hissediyoruz biz. Zaten listeleme sebebimiz de bu. Yoksa bu 6 dolardan 50 dolara gider, 120 dolara gider, 2 dolara düşer gibi bir şey söylemiyorum yani. Ama varlık olarak bizim ve proje olarak beğendiğimiz bir şey. Hazır bunu konuşuyorken istiyorsan şeyden de böyle bir tık bahsedeyim. Yine geçen hafta burada konuşmuştuk, bunu da yayının başında da söyledim. OCC'ye ithafta bulunup bu para birimi kontrol denetleme ofisi vardı Amerika'da, hazineye bağlı, hazine bakanlığı bağlı. Bunlar daha dün bir mektup yayınladılar kendi sitelerinde, tavsiye mektubu gibi. Ve şunu söylediler. Artık biz işte bankaların yeni teknolojiler kullanmaları konusunda yol gösterici. Kullandıkları şey de teknoloji de şunu da kullanabilirler diyor. Tam İngilizcesi Independent, yani bağımsız Node Verifikasyon Network'ü, INVN dedikleri bir şey kullanıyor. Yani bağımsız Node, tekrar diyorum, bağımsız Node Verifikasyon Network'ü aslında blockchain yani. Ve bir stablecoin atıfta bulunarak bunu söylemiş. Bizim tarafımızdan yapılan yorum da şu, devlet organlarından gelen böyle adımlar stable coin'lerin, sabit ürünlerin, sabit coin'lerin devlet gerekliliklerini tanımladıkları ölçüde yaygınlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu cümle önemli. Neden önemli? Çünkü Tether'in, Tether LTD'nin şu an bizde de var. Her yerde var çünkü, o yüzden bizde var. Bu gereksinimleri ne kadarını yerine getirebileceği konusunda benim kaygılarım var. Ama mesela USDC var, işte Goldman'ın da içinde bulunduğu Circle şirketinin. Onu da network'e koyacağız. Bizim listeye koyacağız. Bu entegrasyonun daha kolay olabileceği veya işte en azından o tarafa doğru mail ettiği piyasanın konuşmaya başlıyoruz böyle haberler geldikçe. Teknoloji devriminin hepsinin içerisinde, işte otonom araçlardan nesnelerin internetine kadar hepsinin içerisinde çözülemeyen birkaç tane kritik problem var. Bunlar ne? Kilitli ve encrypted olması lazım network'ün. Hacklenemiyor olması lazım. Siber ataklara karşı korunuyor olması lazım. Homojen olması lazım. Ölçeklenebilir olması lazım. Milyonlarca kullanıcı bunu kullanabiliyor olması lazım aynı anda gibi şeyler. Bunların hepsini blockchain karşılıyor. Dolayısıyla Bitcoin fikri ve Ethereum fikri de bu yüzden yükseliyor. Market 8-10 trilyon dolar seviyelerine gelirse konvansiyonel finansın daha fazla dijital varlıklara kaydığını göreceğiz. Şu an bu durumdayken, yani düşünsenize, yani biz 2020'nin başında neyi konuşuyorduk? Şu an neyi konuşuyoruz gelen piyasa büyüklüğü ve katılımcıların sayesinde? SEC'nin bunun kabul görmesi, çok uçuk bir şeyden bahsediyorum. Yani Amerikan regülatörünün, Security Exchange Commission'ın bunu kabul etmesi, bir şekilde varlık ya da bir şey olarak kabul etmesi. Stable, yani işte sabit coinler üstünden veya şirketlerin NFT'lere bölünmüş haliyle halka arz edildiği senaryoları düşünüyorum. Bu daha şeffaf, kimin alıp sattığı belli olan ve daha verimli, daha efficient marketlere, piyasalara doğru iter genel resmin hepsini. Bu kötü bir şey değil. Bu hala doğru anlaşılmıyor çünkü Türkiye'de. Ana akım medya tarafından özellikle doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Her piyasada olduğu gibi bu piyasada da elbette doğru işlem yapmadığı için trade eden, doğru yönetilmediği için batan şirketler olacak elbette. İngiltere'nin en büyük 3. bankası battı. Barings Bank. Bir tane hadsiz ve risk algısı saçma yerlerde olan bir tane trader yüzünden. Tek bir kişi yüzünden battı. LateCM, bizim şu an bütün bankaların kullandığı neredeyse şeyi, nedir, opsiyon formülü bulan, Nobel ödülü fan ekonomistlerin kurduğu Long Term Capital Management alim varlık yönetim şirketi battı. Şimdi dolayısıyla elbette kripto varlıklarda da bunlar veya benzerleri olacak. Veya kripto varlık şirketlerinde de olacak. Bunun çıktısı şu demek, bu teknolojiyi reddedemeyiz birincisi. Dikkatli olacak mıyız? Evet, dikkatli olacağız. Bu dikkatli olacağı atıf, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Burada sen hep eleştiriyorsun. Ben de seninle aynı kamptayım. Daha önce benzer iki tane şirket yönetmeme rağmen bunun risklerini hep anlatıyorum insanlara. Kurumların kaldıraçlı işlem oranları yayınlandı geçen bir yerde. Dikkatimi çekti benim de. Çünkü Twitter'da şöyle bir şey gördüm. Timeline'ıma bir şekilde düşüyor kripto para ile alakası olduğu için. İnsanların kaldıraçlı piyasalara çok likidasyona uğradığı, yani pozisyonuna stop out olduğu ve para kaybettiklerini görüyorum. Orada birkaç şey sorgulamalarını rica ediyorum. Biz iCrypex olarak kaldıraçlı piyasalara girmedik ve girmeyeceğiz de. Türkiye'de zaten regülasyon buna müsait değil. Şu an Aziz müsait değil regülasyon buna.
Ama Türkiye'de bunu yapan yabancı firmalar var ve maalesef vatandaşlarımız da oralara paralarını kaptırıyorlar. Kaldıraçlı piyasalarla alakalı da genelde piyasanın kendi içerisindeki kaldıraç oranlarına bakmalarını ve şirketin kaldıraç oranına bakmalarını rica edeceğim. Bu datalar herkese açık. Yani o şu demek. Örnek veriyorum. ABC borsasındaki toplam açık future kontratlara baksınlar toplam miktarına. Onun ima ettiği bir değer var. Diyelim 100. Bu şirketin elinde eğer Bitcoin rezervi olarak 10 tane Bitcoin varsa buralarda bir şeyler doğru olmayabilir. Bu dünyanın en büyüğü bile olsa. Bu cümleleri piyasaya yakın arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorlardır. 1 trilyon dolar önemli bir seviye. Artık derinliğini ispatlamış ve ispatlamaya devam etmeye çalışan bir piyasadan bahsediyoruz. Sanki kripto para piyasası hem altın cephesine hem de diğer piyasalara bir alternatif görünüyor benim tarafımda. Ben de bunu bu cümleyle tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum dostum. Ne demek istedim. Sağ ol. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları herkese.